Evet sevgili izleyenler, 5 maçmış, kusura bakmayın. Tekrardan yayınımızı verdik. Sizlerle birlikte bakalım takımlarımız neler yapacak. Bu arada bootcamp bölgesinde atlayış yapan iki tane takım var. Şivanan yetkililerimiz 5 maç olduğunu söyleseydi ama benim haberim olmadığı için tabii ben 4 maç zannettim. Bu sebepten ötürü yayını kapattım. Bir yandan offline kadrosu Gemonya ile bir savaşa girecekler bu bölgede. Lap yakalandı. Hızlı bir şekilde skor da alınacak. Offline geçtiğimiz maç aslında fena olmayan bir sıralama almışlardı. Nexus burada bir oyuncu yakalamayı başardı. İkinci oyuncu üzerine doğrudan hamleler gönderiliyor Nexus. Üçüncü oyuncuyu birden daha aşağı çekmeyi başardı. Bakalım dördüncü oyuncu da bulunabilecek mi bu bölgede? Mermiler çok güzel gönderiyor Nexus. Artık tek başına takım arkadaşlarından ya destek gelmesi lazım. Kreus o bölgede bulunan son isim. Kreus üzerine doğru da gelinecek. Kreus tabi artık 3 oyuncunun birden alındığını biliyor. Çok özür dilerim. Haki son oyuncu olduğunu biliyor. Nexus o bölgede artık yakalanacak. Yapabilecek çok bir çaresi yok. Hızlı bir şekilde burada takım arkadaşlarını kurtaracak. Ama yani baktığımız zaman Nexus çok başarılı bir oyun izledi. Nexus çok başarılı bir oyun izledi. Offline oyuncuları da hızlı bir şekilde bu bölgeye dahil oldu şimdi. Bir anda Hegemon şimdi 4 oyuncuya düşecek. 4 oyuncuya çıkacak. Helios da bulundu. Vox artık tek başına. Bu kadar geç kalınır mıydı? Bilemiyorum. Vox'e oldukça geç kaldı takım arkadaşıyla birlikte bu bölgede. Nexus çok başarılı bir oyun izledi ama. Bir yandan Bosporus şimdi. Nadar Radius'u kaybetmişler. Burada ağaç arkasında sıkışmış. Digital Athletics kadrosundan Scarface o bölgeye bakan isim. 2 dakika sonra yine alanımıza gelecek. 3. dakikayı geride bıraktık. George şimdi IG1 tarafından görüldü. Oo. Hızlı bir şekilde skor garantisi gelecek. Oo, Upport. IG1 takasını net bir şekilde aldı. Hızlı bir şekilde Upport takım arkadaşı George'u da bu bölgede kurtaracak. Art tarafında alınan isimler mevcut. Kuzeyde Revenge Seven, onlar da bir savaş içerisinde bir skor yakaladı bu bölgede. Ripboy üzerine doğrudan mermiler güzel gönderilmiş. Güzel gönderilmiş. Oyuncuyu düşürecek. Lan Novalu. Bunlar da Gemonya'yla savaşa girecekler. Symphony şimdi Scarface'i görecek. IG1 iki tarafından yumruklandı. Symphony tarafından ise o bölgede skor yakalandı. Bir yandan Exclamation skoru bu bölgede alınmaya çalışılıyor. Arkalardan diğer Novali oyuncuların da bu bölgeye gelmesi gerekiyor artık. Bir yandan Madcap elinde bir adet M24 var Sanok haritasında. Exclamation skoru da artık Kreus tarafından alındı. Bir yandan hiç kimsenin hesaba katmadığı bir isim var bu bölgede. Voxie. Yeri bilinmiyor. Üzerine doğru gelinirse dikkat edilmesi lazım. Hegemonya. Biraz önce 3 oyuncusu birden tek oyuncu ya burada Nexus'a yakalanmıştı. Madcap bu bölgede. Bir yandan Kurtlar Vadisi. Onlar da Solo Esports'la Bootcamp bölgesini paylaşıyordu. Bölgeyi tutmaya devam edecekler. Oo, Madcap şimdi Amo tarafından bulunmuş. Skor alınabilir mi? Emin değilim. Kurtaralı da bu bölgedeki kitleni basacak. Bir yandan arkalardan da Gemibaşı Esports artık onlar da sessizliğini ufak ufak bozacak gibi görünüyor.
Anka. BC gözüne kestirmiş. O bölgeye doğru bir spey gönderecek. Oraya çok Anka çok agresif giriyor. Çok agresif giriyor ama o matka başlar çekmeyi başardı. Bir yandan Kratos üzerine doğru da prefire'lar gönderiliyor o bölgede. Hızlı bir şekilde M4'üne davranmak isteyecek ama izin vermeyecek. Kratos ona gönderdiği bir adet headshot'la birlikte oyuncuyu aşağı çekmeyi başaracak. Mira şimdi dışarıya doğru çıkacak. Kratos drop shot'la birlikte o skoru da yakalamayı başardı. Hızlı bir şekilde şimdi ev içerisine doğru girecek. Bir yandan oraya doğru gelen bir gemibaşı eSports var. Bakalım nasıl bir oyun izleyecekler. Novalu artık bizlere veda etti. Nasıl yok? O bölgede bir skor daha yakaladı. Kurtlar Vadisi. Solo Esports'tan Senfoni'yi yakalamış. Ooo Tospik Golden Insane'i net bir spreyle birlikte bu bölgede aşağı çekmeyi başaracak. Bir yandan o bölgede Maskov alev alev Soldex o bölgeye doğru bakacak. Goldex Maskov'u da görmeye başardı Snoopy. Artık takımının son ümidi konumunda Tospik üzerine doğru gelecek. Bir ikilik bir konumu oynamak zorunda. Üzerine gelecekler Tospik. Oldukça temkinli ilerlemek istiyor. Tabi burada bir oyuncu olduğu daha tahmin ediliyordur diye düşünüyorum. Oo şimdi Tospik'e doğru çıkacak. Tospik'e doğru mermilerini gönderecek ama Tospik çok tecrübeli. Bu bölgede oyuncuyu aşağı çekecekler. Skorları alacaklar. Kurtlar Vadisi'ne de böylelikle erken veda ettik. Solo Esports 4 skor yakaladı. Tospik galiba 3 skor çıkarmayı başardı bu bölgede. Evet. Tospik 3 skor çıkarmayı başarmış. Offline tarafında ise Voxyard yine tek başına. Yine Yangınlar yine ben. Offline tarafında. Alanda gelirken takımlar dalın içerisinde şimdi konumlarını bulmaya devam edecek. Divine Seven. Bunlar da Melisa üzerine doğru gitmiş. Bir yandan arkalardan artık kadrosu bu bölgeye doğru gelecektir diye düşünüyorum. Gemibaşı Esports ise Bootcamp tepelerine doğru gelmiş artık. Buradan solo Esports sporlarını almak istiyorlar. Onlar da iki spor yakaladı Hegemonya'dan. Hegemonya tarafında ise iki oyuncu hayatta. Novali bu bölgeye doğru gelmişti. Oğuz şimdi Bosporus tarafından görülmüş. Hızlı bir şekilde takas gelecek bu bölgede. Sueta tarafından Cumali de bulundu. Cumali de bulundu. Bir tarafından tutulacak oyuncu ama... Bosporus tarafında Reis tek başına bu bölgeyi oynamak istiyor mu? Emin değilim. Dikkat edilmesi lazım. Reis şimdi o bölgeye doğru bakacak. Sueta tarafından Kepur da yumruklandı. Reis artık. Bakalım nasıl bir oyun izleyecek. Tek başına. Oo bir yandan Genco üzerine doğru gelmiş bu bölgede. Genco buradan uzaklaşacak. Bir yandan Gragsy o bölgeye doğru bombayı pişirdi. Genco'yu yakalayabilir. Yani Melisa oyuncuları da bu bölgeye doğru yaklaşacak. Oo Genco bombayla zorlanıyor o bölgede. Bir yandan Mercy's o bölgeye doğru bakacak. Lashnaya şimdi Rippo'yu yakaladı. Çoğularına devam ediyor gibi görünüyor. Lewis de bir flank denemesi içerisinde Mercy's'i görebilir. Mercy's ayağa kalkıp mermilerini gönderecek. Lewis'i yakalayacak. Hızlı bir şekilde skor garantisi de gelecek bu bölgede.
Boy kanayan isim de kurtarıldı. Genco. O da Grax ile birebirlik bir savaş içerisinde. Arkalardan da o bölgeye dahil olacak bir satayım ama bölgeye doğru bir yanıcı gönderildi. Genco alev alevken arkaya doğru çıkacak. Oh, Mercy's bombasıyla Genco'yu da yakalamaya başaracak. Bozu arkalardan Clash'larla birlikte dahil olacak. Hızlı bir şekilde. Onlar da buradaki savaşları istiyorlar. Oh, Sativa şimdi Bowser tarafından Spray gönderilecek. Clash 9 Paradise bölgesinde. Gamebush Esports onlar da alanın ortasına doğru geçişlerini yapmışlar. Oh, Clash 9 görüldü şimdi. Üzerine doğru mermiler gönderiliyor. Oh, Doğa şimdi görüldü. TTA kadrosu buraya girmiş. TTA da buraya girmiş. Bowser'la Clash 9 ikili bir oyun sergilemesi gerekiyor. Clash 9 eksik olan boss'unu bu bölgede toplayacak Bowser. Bununla birlikte ikili bir oyun sergilemeleri gerekiyor. Revenge 7 da bu bölgede artık oynayacak diyebiliriz. Face to face onlar da art üzerine doğru gitmiş. Lucifi. Bunlar da galiba Art Esports'un yerinden haberdarlar. Freak 7'nin olunduğu bölgeye doğru Lucifi tarafından bakılıyor. Jerry de galiba biraz mermilerden hasar almış. Sağlığının biraz düştüğünü gördük. Alan da fena olmayacak. Ortada bir alan geldi. Üçüncü alan. 12. dakika artık geride kaldı. Bakalım takımlar neler yapacaklar. Merakla bekliyoruz. S4S. Geçtiğimiz maçlarda onları çok görememiştik. Onlar da şimdi alan noktasına doğru geçişlerini yapacaklar. Tabi DTA kadrosunun bu bölgede olduğunu unutmayalım. Doğa şimdi o bölgedeki sesleri aldı. Mermilerini gönderecek. Bir yandan şimdi burada hızlı bir şekilde reaksiyon gösterildi. İki, dört oyuncu birlikte bu bölgeye doğru gelecekler ama burada bulunan bir de Gemibaşı Esports oyuncuları var. Yaman Güney'den şimdi Leo oyuncuları da girişini yaptı artık. Geriye 14 takım hayatta. Hala alan dışında olan takımlar mevcut. Digital Athletics, Bosporus takımlar arasında. Rom Squad'da şimdi Cumali'ye koltuk arkasında. Böyle etrafı yoklayacak. S4S alan içerisinde konumunu aldı. Gamebush Esports'a yine aynı şekilde burada 4 oyuncu ile birlikte hayattalar. Alanla verilecek artık savaşlar. Takımlar çünkü konumlarını aldılar. Yani 14 takım 42 oyuncu artık çok fazla oyuncu bizlerle birlikte değil. İki takım bizlere veda etti. Ve tabii takımlardan eksik olan oyuncular da mevcut. Digital Athletics tarafında, Bosporus tarafında, Offline tarafında oldukça oyuncu eksik. Baktığımız zaman haritadan 22 tane oyuncu eksilmiş. Alanla birlikte artık savaşların net bir şekilde geleceğini söyleyebiliriz. Bir yandan Gemibaşı orada S4S'in yerinden haberi yok galiba. Rainer o bölgeye doğru bakıyor ama galiba Rainer görülmemiş. Üzerine doğru bakılacak. Ya, o ağaç coverlarıyla birlikte, o ağaçlarla birlikte, çalılıklarla birlikte tabii ki oranın görülmemesi normal. Rainer şöyle bir etrafını yokladı şimdi. Bosporus tarafında ise Reis galiba kit oyunlarına mı girecek derken hayır bir kiti var yalnızca onda alana girmesi gerekiyor artık. Offline tarafında ise Voxy bölgede bulunuyor.
O da alan dışında en azından biraz daha bekleyecek gibi görünüyor şu anda. Leo kadrosu güneyde alan içerisinde bir konum olmuş. Digital Atletik ise şu anda Paradise alanı. Paradise alanı. Yani bugün arşivler üst üste. Arşivler üst üste. Yani bir Eren geldi açıklık gördük. Gatka açıklıkları gördük yanlış hatırlamıyorsam. Bir Eren geldi şunu gördük. İlk Eren geli şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Gatka açıklıklarıydı galiba. Orada galibiyeti offline kadrosu almıştı. İkinci Miram aramızda, ikinci haritamızda biz şunu gördük. Elpozo da alanına geldi. Elpozo'dan sonra açık araziye geldi. Etokra sonrasında bir Eren geldi oynadık. Eren geldi bir Rozok alanı gördük. Rozok'tan sonra bir Miramar'da oynadık. Orada da Picado alanı gördük. George şimdi Fearless tarafından. Fearless şimdi George tarafından görüldü. O bölgeye doğru da bakılıyor. Ama Fearless galiba George'u bilmiyor. O bölgeye doğru şöyle bir bakacak ama oyuncudan haberi yok. Peaky şimdi alan dışından gelirken görülmüş. Cumali. Fear'la birlikte düşerek naklanmış. Tabi hiç kimsenin hesaba katmadığı bir isim var ki burada. Onun ismi Raze. Bu bölgede iki kişiye birden bir sprey gönderecek. Oğuz yakalanacak. Cumali yakalanacak. Bir yandan o bölgede arkadaşını kurtaran bir isim vardı. Sueta. O da alandan aldığı hasarlarla birlikte bizlere veda edecek. Rom Squad elenecek mi diye bakarken hayır. Sueta son anda bandajlarını basmayı başardı. Bu bölgede hayatını tutmaya çalışacak takımını. Cumali ona doğru sürünürken Sueta artık kitlerini basması lazım. 5. alan ciddi hasarlar verecek bir yandan Hegemonya oyunculara düşürülmüş. Bitirilen isimler mevcut harita üzerinde. Fear bu bölgede tutuldu. Gemibaşı onlar da art kadrosuna yakalanmış. Hegemonya tarafında ise Kreos'a skora çevrildi. Bir yandan Raze'in sesi alanında Sueta o bölgeye doğru yaklaşacak. Fear kitlerini basabilecek mi emin değilim. Kitini basmayı başardı. Bir yandan Raze'de burada biri birlik bir savaşta olan bir isim var. Onun ismi Sueta. 5. alan artık alan öyle masumane hasarlar vurmuyor. Sueta o skoru almayı başardı ama bu bölgede Cumali ve Rose'u kaybettiler. Raze bir anda eleyebilirdi Rome Squad'ı. S-Forest tarafında ise Reyner yakalanmış. Arkalardan Leo kadrosu geliyor. S-Forest'i yakalayacaklar gibi görünüyor. Ama arkalardan destek var. CEO S-Forest'i bu bölgede bulacak. Onlar da bu bölgeye doğru gelecek. Yani burada skorların olduğunun farkında. Tabi Rivayo'nun sesi alınmadı. Yeri de bilinmiyor. Rivayo mermilerini gönderirken Marso şimdi bronz tarafından görüldü. Symphony de o bölgede bulunacaktır artık CEO tarafından. Rivayo alanın içerisinde kendisini son anda yere bırakmayı başardı. Q üzerine doğru mermiler gönderiliyor ama Sefkan ve CEO bu bölgede görülecek mi diye bakarken Sefkan CEO ile birlikte gönderdikleri dropshotla birlikte oyuncuyu yakalayacaklar. Arkalardan gönderilen destekle birlikte Gemibaşı Esports 2-3 oyuncusu bir anda aşağı çekilecek. Sefkan da bulundu artık. CEO artık tek başına. Rauz üzerine doğru gidecek. Leo üzerine doğru gidecek. CEO'dan çok agresif bir oyun. 4 skor sahibi. Bombası yok. Monarşi kaldırılmış. Alan dışından Rauz gelecek. Firfire'la birlikte burada. Aşağı çekilecek oyuncu. Araç patlamasıyla birlikte oyuncu X-Road'da bulunabilir. Dikkat edilmesi lazım. Araç da patlatıldı ama oyuncu düşürülemedi. Exeroth alana doğru girecek. Girmeden önce CEO'yu alması lazım. CEO üzerine doğru mermilerini gönderecek. Oyuncuyu bulacak. Exeroth alana doğru koşarken şimdi onu karşılayacak bir isim var. O bölgede Clash 9 Exeroth'u da görecek. Rauz alan dışında kanamaya devam ederken BLS Esports bu bölgede skorları çıkarmak istiyor. TTA kadrosu görmediğim saatte skorları yakalamış. Clash 9 şimdi Rauz'u da bulacak. Hızlı bir şekilde skor alınacak. TTA kadrosu ise bu bölgede hayatta kalmaya devam ederken bir yandan face to face Ozi kanamaya devam edecek. Lucifi üzerine doğru gidecek. Üstünde bir oyuncu olduğunun farkında. O sesi alacak. Braxi aşağı doğru atladı. Sesi alındı mı emin değilim. Lucifi o sesi almış. Lucifi onun yerini biliyor ama Lucifi de onun yerini biliyor. Lucifi de onun yerini biliyor. Arkalardan da destek var bu bölgeye doğru. Ama Graxi üzerine doğru mermilerini göndermekten çekilmeyecek. Arkalardan nakli olan oyuncu Ozzy kurtarılmış. Bu bölgeye doğru gelinecek. Face to face bu bölgeye gelmişti ama Graxi de desteğini vermekten çekilmeyecek. Lucifi kitini basabilecek mi diye bakıyorum. Kitini basmayı başardı. Paradise alanı bu bölgede gelirken bir yandan o bölgeye dahil olacak. Bir de TTA kadrosunu izleyeceğiz tabii ki.
Melisa de bu bölgeye doğru geldi. Melisa de bu bölgeye doğru geldi. Lucifi. Arkaya doğru çıkacak. Herhangi bir sağlık tehdit saati. Çok üzülürüm. Bomba tehdit saati yok. Madalyon kursunu yaparken görülebilir. Bir yandan o bölgeye doğru yaklaşmış. İsimler mevcuttu. Norsis. Raxi ile birlikte balkonda net bir şekilde şimdi Raxi. Lucifer'i bulacak hızlı bir şekilde. Skor garantisi de geldi. Madalyon alan içerisinde bir konum bulacak. Ozi ise çok üzülürüm. Ozi alan içerisinde bir konum buldu ama Madalyon ise sürünerek alana girmeye çalışacak. Bir yandan TTY kadrosu burada. Melisa ile bir savaş içerisinde. Hala 8 takım 15 oyuncu bizlerle birlikte. Melisa Esports ise 2 skor sahibi. O tarafında ise 6 skor var. Gene sıralamalardan puan alınmadı. Yani Tospik kitlerini basacak. Evet doğru ama burada belki George bulunursa bir sıralama daha katabilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. George şimdi sürünerek alana girmeye çalışacak. O bölgeye doğru herhangi bir Riven 7 oyuncusu bakarsa görebilir. O bölgeye doğru Voxy şimdi galiba bir yanıcı göndermiş. Voxy'nin de artık yeri biliniyor. TTA kadrosu buradaki skoru kaçırmayacaktır. Bir oyuncu var. Offline'in eline bakıyor tamamen. Voxy'nin eline bakıyor her şey. Voxy kendisini yeri bıraktı. Face to face veya Riven 7 bölgeyi görebilir. Alan şimdi Melisa'ya doğru gelmiş. Riven 7 ise bu bölgede alana girmeye çalışacak. Tospik de artık bizlere veda etti. Melisa Esports tarafında George şimdi. Offline tarafındaki son ismi de yakalamayı başardı. Tabii kendisi de görülebilir. Kendisi de görülebilir. Alana doğru koşusunu yapacak ama Braxi üzerine doğru atlayın şimdi mermilerini gönderdi. Mercy'si üzerine doğru gelecek. Ona doğru da mermilerini göndermeyi çok güzel bir şekilde başardı. Ripboy artık tek başına. Bakalım bu bölgede clutch pozisyonunu oynayabilecek mi? Arkalardan gelecek destek var. Fearless Clash 9'ı görmüş. Hızlı bir şekilde o bölgede Poser skoru da Rudney tarafından alınmış. Upnine bakalım Ripboy tarafından alınabilecek mi? Ripboy bu bölgede akıl oyunlarıyla birlikte Upnine'ı şimdi TTA'ya vurdurmayı başardı. Ozzy'de skoru da gelecek artık. Graxi kanamaya devam ederken TTA bu bölgede Ripboy üzerine doğru gidecek. Acımayacaklar 4 oyuncu birden. George o bölgede bulunmaya devam ediyor. George üzerine doğru geldi. Ripboy şimdi George'a skor olarak yazılacak. George takımına bir sıralama daha katmayı başardı. TTA Esports ise iki oyuncuyu birden galibiyete mi gidecek diye bakarken hayır. TTA o skoru vermeyecek. Digital Athletics galibiyete gidemeyecek. TTA kadrosu günün son karşılaşmasında artık Sanok haritasında galibiyete gidecek. İkinci sırada Digital Athletics 5 skor alırken 3. sırada Revenge 7 6 skor çıkaracak. 4. sırada Face to Face 1 skor almayı başarmış. 5. sırada bulunan Art kadrosu ise 3 skor alacak yalnızca. 6. sırada Melisa Esports. Yine 6.lığa kadar geldiler. 2 skor sahipler. 7. sırada Offline kadrosu 1 skor alırken 8. sırada bulunan Solo Esports ise 6 skor çıkaracak. 9. sırada Rome Squad 4 skor sahibi bir anda elenebilir derdi orada o bölgede. Leo kadrosunda 4 skor var. 11. sırada CEO'da 5 skor var. 11. sırada elenecekler ama Gemibaşı 6 skor sahibi. Fena olmayan bir oyun diyebiliriz. S4S erken elendi yine 2 skor sahibi. 13. sırada Bosporus 2 skor alırken 14. sırada bulunan Hegemonia ise 5 skor çıkaracak. 15. sırada Kurtlar Vadisi 2 skor alırken ilk elenen takım haritaya haritada ilk veda eden takım ise Novalu almış. Onların da yalnızca 1 skorları var. Tospik bu kadar erken elenmeye rağmen 4 skor 499 hasar ile maç yıldızı olmayı başarmış. Hızlı bir şekilde şöyle live skorumuz da geldikten sonra sizlere göstermek istiyorum. Ama galiba biraz gecikecek. Gün totali hesaplanması biraz zor olabilir. Artık yayınımızın sonuna geliyoruz. Artık kapatacağız. Yani 5 maç dediler. 5 maçın sonunda artık yayını kapatırım. Bir daha da açmam. Geçtiğimiz maçta yaptığımız duyuruları tekrar yapalım. 10.000 kişiye özel Discord adresimizde şu anda bir çekiliş söz konusu. Bir adet telefon toplu oturucusu, bir adet oyuncu kulaklığı, bir adet de oyuncu parmaklığı sizlere veriliyor. 5 kişiye verilecek bu hediye. Sizler de Discord adresimize katılıp bu çekilişe katılabilirsiniz. Bir yandan duyurulardan haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Bir yandan hızlı bir şekilde tekrardan live'ı kontrol edeceğim. Galiba biraz gecikecek. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın yine aynı saatlerde Leo ekranlarında sizlerle buluşacağız.